Arkadaşlar, Emre Garaj'dan herkese merhaba. Güzel bir montajla karşınızdayız. Montajını yaptığımız aracımız 2019 model Peugeot 5008. Arkadaşlar, araba gerçekten iyi, çok güzel bir araba. Takmış olduğumuz cihaz MyWay marka Peugeot Citroen uyumlu interfez arkadaşlar. Bu arabanın orijinal ekranı var zaten mevcutta, çok dolu bir araba. Yalnız orijinal ekranında bazı eksiklikler var. Navigasyon, onun haricinde USB'den video seyretme, internet bağlantısı. Bu tarz sıkıntılar var, yani kullanamadığı özellikler var. Müşterilerimiz genelde bu ihtiyaçlardan dolayı bu arabaya interfez taktırmayı tercih ediyorlar. Şimdi biz de buna MyWay marka Android bir interfez montajı yaptık. Neckbox'un üretimi arkadaşlar. Şimdi cihazın kısaca kullanımını anlatmak istiyorum. Öncelikle bu orijinal menümüz. Bu arabanın orijinal menüsü. Bu orijinal menüde hiçbir şey kaybetmiyoruz arkadaşlar. Müşterilerimiz bunu çok merak ediyor. Görmüş olduğunuz gibi bu aşağıdaki tuşlardan tüm orijinal konfigürasyon ayarlarını kullanmaya devam ediyoruz. Arabamızda orijinal geri vites kamerası vardı. Bu da yine çalışmaya devam ediyor. Geriden çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyor arkadaşlar. Ayrıyeten bunun montajını yaparken elektronik veya plastik aksamda kesinlikle kesme biçme yapmıyoruz. Aracın tüm konfigürasyon ayarları, direksiyon kumandası, her şey yine sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Orijinal menüsü, orijinal ekranda aynı şekilde. Bizim cihazımıza geçmek için ne yapmamız gerekiyor? Onu başlayalım hemen. Direksiyonun sağ tarafında list tuşumuz var. Buna bir iki saniye basılı tutuyoruz arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi bizim cihazımıza geçti. Bu bizim cihazımızın Android menüsü arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu cihazda öncelikle navigasyondan ben kullanımını anlatmaya başlayayım size. Navigasyonumuz var. Navigasyon iki çeşit var. Birincisi şu an açmış olduğum Aygo. İkincisi de internetsiz kullanılan Google Maps'e Yandex arkadaşlar. Aygo için herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Direkt internetsiz kullanabileceğimiz navigasyon. Haritaya basıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi haritamızı gösteriyor. Sol alt köşeye basıp buradan hedef dedik. Adres bula basıp gideceğimiz yerin adresini yazdıktan sonra da cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkmak için de istersek buradan geri yapıp navigasyondan komple çıkabiliriz. Veyahut da ekranı yukarıdan aşağı çekip buradan ev tuşuna basıp da çıkma ihtimalimiz var. O şekilde de navigasyonu kapatmıyoruz. Arkada yine bizi yönlendirmeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, arabanın orijinal menüsüne geçmek için orijinale basmamız yeterli. Müzik dinleyebiliyoruz. Cihazın kendi dahili hafızası var. Bu hafızaya yüklemiş olduğumuz müzikleri görmüş olduğunuz gibi buradan kullanabiliyoruz. Veyahut da torpidoya çekmiş olduğumuz bir adet USB'miz var. Bu USB üzerindeki video müzikleri de bu cihaz üzerinden kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Sağ alt köşede listemiz var. Listeden de yine seçim yapabilirim. Görmüş olduğunuz gibi direksiyon kumandamız yine aktif çalışıyor burada arkadaşlar. Kesinlikle ses kalitesinde bir kaybımız olmuyor. Buradan tekrar geri geldim arkadaşlar. Videolarımız var. Videoların kullanımı da çok basit. Yine cihazın kendi hafızasına yüklediğimiz videolar olabilir. Veyahut da USB'den veya flash sistem takmış olduğumuz videolar olabilir. Bunları kullanabiliyoruz. Ayrıca bu cihaz 1 TB'a kadar hard disk destekliyor. Yani USB flash disk girişi üzerinden 1 TB'a kadar da hard disk bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Videoda da yine aynı şekilde direksiyon kumandamız aktif. Buradan parça atlatabiliriz. İstersek ses açıp kısabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Veyahut da buradan listeyi görebiliyoruz. Liste üzerinden de parça seçebiliyoruz arkadaşlar. Geri vites kameramız yine burada da aktif çalışıyor. Düştüm. Görmüş olduğunuz gibi geriye geçtim. Tekrar geriden çıktım arkadaşlar. Ve kaldığımız yerden devam ediyor. Bunun haricinde arkadaşlar buradan da çıktık. Ayarlar menümüz var. Ayarlar menüsünde arkadaşlar en çok kullanacağımız internet bağlantısı. Buradan Android ayarlarına giriyoruz. Android ayarlarına girdikten sonra yukarıda kablosu açtığımız zaman sağ tarafta ağ arama yapıyor. Bulmuş olduğu ağlar üzerinde herhangi bir ağ bağlanmak için üzerine tıklıyoruz ve şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra artık cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da ikinci menümüze geçmemiz gerekiyor uygulamaları görmek için. Bu cihazın kendi menüsü. Sol tarafa bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi ikinci menümüze geçtik. İkinci menü üzerinde de tüm uygulamaları sırayla görebiliyoruz arkadaşlar. Google Chrome'da gezinti yapabiliriz internette. Daha sonrasında arkadaşlar Google haritalar var. Google haritalar internet üzerinden navigasyon kullanabiliriz. Play Store özelliğimiz var. Play Store'dan uygulama indirebiliriz. YouTube'dan video seyredebiliriz. Kolay bağlantı özelliği var. Buradan cep telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. İnterneti bağlamış olduğumuz cep telefonunun ekranını bu cihaza yansıtabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar buradan geriyle çıkış yapalım. Daha sonrasında arkadaşlar bir de kayıt kamerası montajı yaptık. Bakın burada görmüş olduğunuz ön kayıt kameramız var. Bunun montajını yaptık. Bu güvenlik kamerası olarak geçer. Yolu kaydediyor. Buradan uygulamasına bastığımız zaman direkt kayıt kamerasının görüntüsüne geçiyoruz arkadaşlar. Yalnız şu anda herhalde kurulumunu yapmamış arkadaşlar.
Onun için kurulum yapmamız gerekiyor. Bu kayıt kamerasında da arkadaşlar kullanımı çok basit. İstersek geçmiş kayıtları da seyredebiliyoruz. Playback yapabiliyoruz ve HD kayıt yapıyor. Bu yönden de çok avantajlı bir kamera. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Bu cihazın montajını yaparken yine başta da belirtmiştim. Kesinlikle orijinal arabanın aksamıyla, elektronik veya plastik aksamıyla oynama yapmıyoruz. Orijinal menüsünü yine aynı şekilde kullanmaya devam edebiliyoruz arkadaşlar. Ve sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Arabanızı kesinlikle garantiden çıkarmaz. Dört dörtlük bir cihaz arkadaşlar. Siz de aracınızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'la iletişime geçin. İyi günler arkadaşlar.